önerisi Türkiye'nin S-400'leri alması halinde F-35 programından çıkartılmasını ve ABD'nin basımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu karar evvelce de açıkladığımız üzere Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Eğer bu baskının dozu sınırları aşar ise Türkiye'yi kendi elleriyle Rusya Çin'in eksenine doğru yönetmiş olur. Ruslar biliyorsunuz S-500 için de açıklama yaptılar. Beraber geçiştirebiliriz diye. Bu tamamen Türkiye'yi o tarafa çekmenin çabasıdır. Yani Amerika'nın Türkiye'yi çekmek için Patriot'lar üzerinden daha fazla tavizler vermesi beklenirken tam tersine bir baskı politikası izlemesi de Türkiye'yi Rusya eksenine, Çin eksenine doğru kaydı. Şimdi bu durumun arkasında, perde arkasında Amerika'nın yeni dünya düzeninde ilk başta önceliği Büyük İsrail'in kurulması olduğu için biz daha önceden de söyledim. Biz çok öncesinden Rusya'yla bile tersken ittifak yapılması gerektiğini söyledim. Rusya bize kucağını açtı. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dağılması, demek Türkiye Cumhuriyetlerin de ufalması, güçsüz kalması demektir. Türkiye'nin güçlü olması, Rusya'nın ve Türkiye Cumhuriyetlerin dünya çapında güçlü olması demektir. Rusya'nın Türkiye'ye kucak açması, hatta nükleer seviyede koruma altına alması, Müslüman ülkelerin de hem stratejik olarak hem de silah olarak, hem madden hem manen Rusya'ya yönelmesine sebep olacaktır. Türkiye ile beraber geliştirilen, satılan silahların Arapların üzerinde çok büyük etkisi olacaktır. Bu Birleşmiş Milletler'in yeniden kurulması demek. Bu kurulma akabinde şunu getiriyor. Rusya Türkiye ittifakı sebebi her ne olursa olsun geliştirilmeli. Bu NATO'dan çıkmak da olsa, bu böyle NATO'dan çıkmadan da sanki NATO'da değilmişiz gibi bir izlenimle böyle bir duruma, bir zillet durumuna düşürüyorlar. Bizi aşağılıyorlar. Bizim politikacılarımızı, devletimizi aşağılıyorlar. Böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından kabul edilemez. Karşılık menle, yani men etmenin arkasında Rusya ile ittifakın tam bir açık bir şekilde ortaya konmasıyla olacaktır. Bunun akabinde Rusya güçlü bir müttefikliği de sahneye çıkacak. Türkiye güçlü bir müttefikle beraber görüyorsunuz Fransa'nın desteği, Fransız PKK'ya desteği. Bunların arkasında, bu Siyonistlerin arkasındaki sistem Büyük İsrail'in kurulmasından yana. Ama bu Büyük İsrail'in kurulmasındaki niyetler dumura uğrayacak. Tabii bu da karşılıklı çıkarlarla alakalı. Rusya'nın bizimle hem kirli çıkarları doğrultusunda hareketi, hem bizim çıkarlarımız doğrultusundaki hareketi, hem de İslamiyet'in, İslam kendi şeyinden, gücünden, gerçekliğinden, doğruluğundan bir şey yapmaz, ama insanlar gerçek manada İslamiyet'i yaşamadığı için bu konuda aciz kalıyorlar. Dünya sahnesinde aciz kalıyorlar.
Buradan da işte Medine'nin harap olması dünya sahnesinde satılık adamların, düşkün adamların başa gelmesi demek manasında. Medine harap değil midir dünya sahnesinde? Ezir Rüsva Medine'yi yönetenler, Mekke'yi yönetenler, Medine imar safhasına Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında oldu. Medine her zaman gözdeydi, o düştü. Şimdi Kudüs'ün öne, hadislerle öne alınması, Büyük İsrail'in oradan dünya gündeminde olması, dünya yönetimine etki etmesi, işte Amerika'yla, Fransa'yla belirli ekonomik güçleri kullanarak İslam olanlara, hatta münafık ediyorlar. Mısır'ı münafık edecek dereceye getirdiler. Yani bu düne kadar Mısır boğaz boğazaydı İsrail'le. Şimdi kan kardeşi. Kan kardeşi oldular. Niye? Hep bu çıkar, bu sistemin, gücün İsrail'den yana kullanılması, aman bize dokunulmasın. Biz uşaklığı, köpekliği, köleliği kabul edelim. Ama buradan Türkiye Cumhuriyeti sesleniyorum. Bu süreci yönetemeyeceksiniz. Bence bırakın. Tarihe geleceğe etkileyecek bir tarihe yön verecek bir dönemdeyiz. Bu Mehdi meselesi olmadan düşünülemez. Aslında derken bu olacak gibi görüyorlar ama bu Mehdi meselesi olmadan bir şekilde güçlerimizi tuzağa çekecekler, tuzağa düşürecekler. Ben şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetiminde olan birisi olsam bu Mehdi meselesine yol verirdim. Bu yol verme Müslümanların yol verirdim derken benim önümde aslında alimlerin bana yol açması lazım gereken yerde alimler her ne sebeple kaçmaktalar, önüme çıkamamaktalar. Kabul noktasında bir hani red noktasında bir şey ortaya koyamasalar da kabul noktasında bir şey koymuyorlar. Bunun sebebi artık uşaklıktır, işte enaniyettir, kibirdir, şudur budur bilmiyorum. Belki devletin baskısıdır, belki bir şeylerin baskısıdır ama bu baskıyla olacak bir şey değil aslında. Hiçbir alim hakkı örtme durumunda olamaz. Ancak ve ancak Allah'ın sünneti üzere düştükleri durum olur bu zamandaki alimlerin, mariflerin. Yani yeni bir uyarıcı geldiğinde ona ilk kılıç sallayan, önceki biz son Resul'ün dinini tebliğ ediyoruz diyenler olacak. Ben o durumdayım. Bu zamandaki alimler ve arifler dini bid'atlerle, sapık itikatlarla bezemişler. Bir sistem oluşturmuşlar. Ben bu sistemi dağıtacağım. Ben bu sistemi parçalayacağım. Bakalım kim kimden üstünmüş? Üstünlük vasfı neymiş? Bunların karşılığını görecekler. Ayetle sabittir. Melikler diyor ya, Melike, Seba Melikesi. Melikler bir kariyeye girdikleri vakit oranın ulularını zelil ederler. Benim kemalatıma hemhal olacak, benim kemalatımın karşısında duracak hiçbir kemalat yok. Ben tayin edilenim. Bu tayin edilme hususuyla bütün Müslümanların, bütün İslam olanların mevkisi, makamı ne olursa olsun, mevkisi, makamı, derecesi, gücü, kuvveti, şekli, şemali ne olursa olsun, nerede olursa olsun, eğer La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorlarsa, hele hele bir de Mehdi'yi tanıma kabiliyeti, yani budur değildir deme kabiliyeti varsa mutlak manada uymak zorundadır. Uymamasının karşılığını kafirlikle ahirette alacaktır. Bu Allah'ın fazlı da dilediğine verir.